Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah sonsuz merhamet sahibidir ve bu sonsuz merhametiyle her an her saniye toprağın içinden milyonlarca tohumu filizlendirir. Onlardan meyveler, sebzeler var eder. Aynı anda dünyanın her yerinde milyonlarca canlıya rızık verir. Hayatımızı devam ettirmemizi sağlayan tüm bu sistemleri bir düzen, bir tertip üzere ayakta tutar ve Allah gökleri, yeri ve bu ikisi arasındakileri sonsuz merhametiyle kontrol altında tutmakta, yeryüzündeki tüm canlıları bildikleri ya da bilmedikleri büyük tehlikelere karşı her an her saniye koruyup kollamaktadır. Tüm bunları düşünen, tefekkür eden insanlar için deliller olduğunu Allah Teala kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bize şöyle bildirmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümden sonra dirilttiği suda, her canlıyı üretip yaymasında, rüzgarları esirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evrip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten deliller vardır. Bakara suresi ayet 164. Ve Allah insanın haberi dahi olmadan yeryüzündeki sayısız dengeyi korur, gözetir. Kendi içimizde ve etrafımızda her an meydana gelen bu olayların hepsi aslında büyük birer mucizedir. Ve günlük hayatın yoğunluğuna kendini kaptıran insanların büyük çoğunluğu gerçekte ne kadar mükemmel bir tasarımın içerisinde yaşadığından habersizdir. Kendi yaşamının binlerce farklı olayın belirli bir düzen içerisinde işlemesine bağlı olduğunu dahi fark etmez. Oysa hem kendisinin hem de kainattaki canlı cansız tüm varlıkların hayatta kalmaları muhteşem, mükemmel ve eşsiz bir sistemin hassas ve kusursuz bir şekilde çalışmasıyla mümkündür. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri yok olup gitmesinler diye kurduğu düzende tutuyor. Andolsun eğer onlar yörüngelerinden sapıp yok olur giderse ondan başka hiç kimse onları tutamaz. Şüphesiz Allah alimdir, çok bağışlayandır. Fatır suresi ayet 41. Görmedin mi Allah gökten su indirdi. Onunla renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan geçen beyaz, kırmızı, değişik renklerde ve simsiyah yollar, katmanlar yaptık. İnsanlardan, yeryüzünde hareket eden diğer canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardı. Allah'a karşı ancak kulları içinde alim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibi de çok bağışlayandır. Fatır suresi ayet 27 ve 28. Muhakkak ki Allah gökleri ve yeri zeval bulmaktan tutuyor. Çünkü imkan dairesinde olan bir şeyin bulunduğu hal üzere kalması ancak onu muhafaza edenle mümkündür. Ve bu muhteşem sistemin sayısız halkalarından her biri diğeriyle mükemmel, eşsiz bir uyum ve bağlantı halinde çalışmaktadır. Oysa bu sistemlerden yalnızca biri bile olmazsa veya çalışmasında bir problem olursa insanın hayal bile edemeyeceği aksaklıklar meydana geleceği gibi belki de bu durum dünyadaki canlılığın tamamen yok olmasına da neden olabilir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O Allah yeri yayıp döşeyen, orada dağlar, nehirler meydana getiren, orada her türlü meyveden erkekli dişili iki eş yaratandır. O geceyi gündüze bürüyor. Şüphesiz bunlarda düşünen bir kavim için Allah'ın varlığını gösteren deliller vardır. Bat suresi ayet 3. Her sabah güneş doğar, her akşam batar. Her yıl büyük bir düzen içinde dört mevsim oluşur. Tonlarca su gökyüzüne yükselir ve sonra yağmur olarak yeryüzüne iner. Kısacası kainattaki her zerrede, dünyamızın atmosferinden yeryüzü şekillerine, her bir taneden güneşe, aya ve diğer gezegenlere olan mesafelere kadar her türlü dengesiyle her şey, her an ve her saniye, sonsuz merhamet sahibi, alemlerin Rabbi olan Allah Teala tarafından en mükemmel bir şekilde yaratılmıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbim yeryüzünü sizin için bir beşik kıldı.
Onda sizin için yollar döşedi ve gökten su indirdi. Böylelikle bununla her türlü bitkiden çiftler çıkardık. Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda sağduyu sahipleri için elbette deliller vardır. Taha suresi ayet 53 ve 54. Yeryüzünde onları sarsmasın diye sabit dağlar yarattık. Ve varacaklara yere yol bulabilsinler diye onlardan geçitler yollar meydana getirdi. Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki Allah'ın varlığını gösteren delillerden yüz çevirmektedirler. O Allah geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler. Enbiya suresi ayet 31, 32 ve 33. Ve Allah Teala